4. Şöyle biraz yana kayayım. Bu da gene sığmayacak. Hiç uğraşmayacağım. Gene böyle yukarı aşağı yaparak anlatmaya çalışayım. Astronomlar göktaşının dünyanın atmosferine girdiğinde tamamen bir ateş topuna dönüşerek yanacağını ve çarptığında büyük bir hasar oluşturmayacağını düşünüyorlar. Ha bir göktaşı var. İşte atmosfere girince ateş topuna dönüşecek, çarptığında büyük hasar oluşturmayacak diye düşünüyor astronomlar. Peki. Los Astronomos Pensan diye başlamış zaten hepsi. Peki. Los Astronomos Pensan ki cuando un met Peki, cuando un meteorito impacte a la Tierra arderá completamente, convirtiéndose en una bola de fuego y que no producirá un gran daño en la atmósfera. Yo, atmosferde değil, yere çarptığında. Bir de dünyanın atmosferine girdiğinde. Tabii ya. Şimdi dünyaya çarptığında tamamıyla yanacak. Bir ateş topu şeklinde ve atmosferde büyük zarara sebep olmayacak. İşte bak gene bütün kelimeler var, aslında var. Var ama sıralar yanlış. Impact'te işte o çarpma, etkileme olayı. Aslında meteorit ne yapacak? Önce dünya atmosferine girdiğinde ateş topuna dönerek yanacak. Sonra çarptığında hasar oluşturmayacak. Öyle olması lazım. Atmosferde büyük büyük hasar oluşturmayacak, yok. İşte bunun tersini arıyoruz aslında. Los astrónomos piensan que cuando una bola de fuego ingresa a la atmósfera de la Tierra arderá completamente convirtiéndose en un meteorito. Aa, çok güzel. Bak, bir ateş topu dünyanın atmosferine girdiğinde yanacak tamamen, meteora dönüşerek. Bak dediğim gibi kelimelerin hepsi doğru. Sıralara dikkat. Astronomos piensan que un meteorito no producirá un gran daño. İşte büyük bir zarar oluşturmayacak. Cuando impacte en la atmosfera de la Tierra. Dünya atmosferine çarptığında büyük bir zarar oluşturmayacak. Si ingresa convirtiéndose, eğer tamamıyla bir ateş topuna dönüşürse. Yok, gene yanlış. Los astrónomos piensan que si un meteorito ingresa a la atmósfera de la Tierra, arderá si no se convierte en una bola de fuego y que cuando impacte no producirá grandes daños. Eğer ateş topuna tamamen dönüşmezse yanacak diyor. Meteor dünya atmosferine girdiğinde eğer ateş topuna dönüşmezse yanacak ve çarptığında da büyük sebep hemen büyük hasarlara sebep olmayacak. Yok. Yani eğer dönüşmezse diye bir şey yok. Ateş topuna dönüşerek yanacak zaten. Bir de buna bakalım. Los astrónomos piensan que cuando un meteorito ingresa a la atmósfera de la Tierra, arderá completamente convirtiéndose en una bola de fuego. Ay, çok iyi gidiyor. Y que cuando impacte, no producirá un gran daño. Evet. Sıralar doğru. Bir meteorit dünya atmosferine girdiğinde yanacak. Tamamen ateş topuna dönüşerek yanacak tamamen. Ve eğer pardon ve çarptığında ve işte dünya etkilediğinde no producirá ve büyük bir hasar vermeyecek, değil mi? Hasar oluşturmayacak. Okey. 44 için doğru cevabımız E. Bu şekilde işaretleyeyim ben onu. Şimdi ineyim aşağıya. Bir tane daha varmış. Onu da yapalım. 45. Coğrafi konumu nedeniyle tüm meyve türleri için oldukça elverişli bir iklime sahip olan Türkiye. Özlenin uzunluğuna bak. Özellikle fındık üretiminde dünyada söz sahibi ülke konumunda bulunuyor. Şimdi Türkiye'nin
Şöyle bir ön şey var, ön açıklaması var. Ondan sonra fındık üretiminde dünyada söz sahibi ülke konumunda bulunuyor. Bakalım ne demiş. Türkiye. A raíz de su posición geográfica, posee un clima bastante benigno para todo tipo de fruta. Her türlü meyve için elverişli bir iklime sahip. Coğrafi konumu sebebiyle peki. Especialmente en la producción de avellanas, özellikle fındık konusunda, fındık üretim konusunda. Özellikle fındık üretiminde, okey. Se encuentra en una posición de país destacado en el mundo. Valla çok doğru. Se encuentra bulunuyor. Dünyada, değil mi? Şey, ülke durumundadır. Dünyada işte destacado, burada şimdi Türkçesi mesela söz sahibi demiş ama destacado işte öne çıkan, ön plana çıkan, göze batan falan değil mi? İşte, o anlamda kullanılıyor. Dolayısıyla şu söz sahibi dünyada, söz sahibi dünyada öne çıkıyor işte falan. Ha, bundan daha iyisi yoksa 5A buldu sayılır. A raíz de su clima bastante benigno para todo tipo de fruta. Especialmente en la producción de avellanas, Turquía se encuentra como país destacado en el mundo. Bak, gene tahmin ettiğim olay. Evet, bütün kelimeler doğru. İfadeler oldukça yani tamlama olarak ve işte birbirine bağlantılı olarak bir arada tutmuş. Hepsinin yeriyle oynayarak sizin kafanızı karıştırıyor. A raíz de su clima bastante benigno para todo tipo. Espesa. Şimdi özellikle fındık üretimi konusunda tüm meyve tipleri için oldukça uygun ikliminden dolayı diyor. Türkiye dünyada ön plana çıkıyor. Por su posición geográfica. Coğrafi konumundan dolayı dünyada öne çıkıyor falan gibi bağlandı bu cümle. Yani cümlenin geri kalanı çok kötü. Yani şu por su pozisyonu şu destacado en el mundo'dan sonraya getirince ne oldu? İşte coğrafi konumundan dolayı dünyada ön plana çıkan ülkeler arasında bulunuyor falan gibi bir cümle mi oldu? Yani? Sondan gelip başa doğru toparlıyorduk ya. Türkiye a raíz de su posición geográfica. Güzel. Se encuentra como país destacado en el mundo, pues posee un clima bastante benigno para todo tipo de producción de fruta, especialmente de avellanas. Bu da sizin A'daki çeldirici cümleniz. Şimdi hep aslında doğru mu? Hızlı okunca da çok da yanlış gelmiyor gibi olsa da coğrafi konumu nedeniyle Türkiye dünyada ön plandaki ülke gibi ülke olarak görünüyor. Çünkü deyip bağlayınca burada olmadı. Bunu çünkü yani puesle bağlamak çok yanlış oluyor. Çünkü çok güzel bir iklime sahip tüm meyvelerin üretiminde bir de diyor. Evet, iki yerden vurmuş burada. Meyve üretimi, özellikle fındık üretimi diyor. Her türlü meyve için uygun özellikle fındık üretimi olması gerekiyordu. Her türlü meyve üretimi özellikle fındık değil. Her türlü meyve için gayet elverişli bir iklime sahip. Özellikle de fındık üretimi için harika falan gibi bir ifade oluyor. İşte buradaki o produksiyon de fruta bir de şuradaki pues de bağlaması C şıkkını götürür. Bir de şunlara bakalım. Türkiye raíz de su posición geográfica posee una destacada producción de avellanas siendo un país destacado en el mundo, especialmente por su clima bastante benigno para todo tipo de fruta. Gene sanki çok doğruymuş gibi görünüyor ama cümlenin ögeleriyle işte bu kadar oynayınca yukarıda istenilen o cümlenin sıralaması kayboluyor. Ne yapmış burada? Türkiye, coğrafi konumundan dolayı Türkiye fındık üretiminde posyonu destekadı prodüksiyon. Ha, şey hatırı sayılır bir fındık üretimine sahip diyor.
Sen de 10 pay dünyada öne çıkan bir ülke olarak hatırı sayılır bir fındık üretimine sahip. Özellikle her tür meyve için uygun ikliminden dolayı. Yani bak, şeyin anlamı kaydı. Yukarıda istenilen cümlenin anlamı kaydı. Bu işte iklime sahip olması, coğrafi konuma sahip olması, Türkiye'nin yan açıklaması olması gerekiyordu. A2 gibi. Araiz su pozisyonu geografika Türkiye poseo un clima bastante benigno para la produzione di avena, especialmente todo tipo de fruto, por lo que se encuentra como país destacado en el mundo. Burada da gene oynamış. Coğrafi konumundan dolayı Türkiye fındık üretimi için harika bir iklime sahip, özellikle her türlü meyve deyip yerleriyle oynamış. İşte buraya kadar gelip de artık böyle yorgunluktan ve bu kadar uzun cümle okumaktan kafanız karışacağını umut ediyorlar ama biz doğruyu yakaladık. Yani şuraya kadar yan açıklama, hemen Türkiye'nin arkasında, İspanyolca'da, bizde de önünde. Coğrafi konumu nedeniyle tüm meyve türleri için oldukça elverişli bir iklime sahip olan Türkiye. Ha, şuraya kadar, pardon. Özellikle fındık üretiminde dünyada falan diye besbesermenten la prodüksiyon avena falan diye hakikaten o sırayı korumamız gerekiyor. Peki, 45 içinde A dedik ve bu bölümü de burada kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz.